Isparta'da gül ürünleri üreten bir firma, Ar-Ge çalışmalarıyla gül suyunu toz haline getirdi. Normal gül suyuna göre saklama kolaylığı imkanı sunulan toz gül suyu ekonomik tasarruf sağlarken kozmetik ve gıda gibi alanlarda da kullanılabilecek. Türkiye'nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta'da toplanan gül çiçekleri, gül suyu ve gül yağı gibi ürünlere dönüştürülüyor. Tonlarca gül suyunun belirli koşullarda saklanması gerekiyor. Isparta'da gül ürünleri üreten bir firma yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda gül suyunu toz haline getirdi. Normal gül suyuna göre saklama kolaylığı imkanı sunan gül suyu tozu çoğunlukla kozmetik alanında kullanılıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız yaklaşık bir yıl sürdü. Çünkü ilk önce yöntemi nasıl yapabileceğimizi, hani şeyin kokunun zarar görmemesi gerekiyordu, onunla uğraştık. Buradaki amaç şu, gül suyu sadece Mayıs-Haziran'da üretilen bir ürün. Dolayısıyla örneğin 100 ton gül suyu satacaksınız, onu Mayıs-Haziran'da üretip depolamanız gerekiyor. Bu 100 tonu depolamak çok zor. Yani hem maliyet açısından hem de onu steril bir ortamda, hijyenik koşullarda saklamanız çok zor. Yoksa hani gül suyu bozulur, ekşir. Buna karşılık firmalar ne yapıyorlar? Bunu işte 8-10 kilo şey dedikleri, maya dedikleri bir kısmını saklıyorlar ve ihtiyaç oldukça bunu sulandırıyorlar. Bu da yine şeyi engellemiyor aslında. Bozulmayı ve ekşimeyi engellemiyor. Ama gül suyu tozunu yaptığınızda yani bütün mesela 100 tonluk gül suyunu 50-100 kilo tozla halledebileceksiniz. Endüstriyel boyutta üretimine de geçmek için gerekli yatırımı yaptık. Şimdi tabii ürünün tanıtılması gerekiyor. Gül suyu tozu ilk defa hani yapıldı. Tabii şey tepkiler olumlu. Şöyle olumlu. Yani 10-15 gram işte tozla 1 litre, 2 litre gül suyu yapabiliyorsunuz. Bu bir kere şeyden gül suyunun taze yani hemen yapılmasını ve onun hani beklemekten dolayı nasıl denir, kalitesindeki bozulmayı önlemiş oluyorsunuz. Yani ne zaman gül suyu ihtiyacınız varsa hemen işte bir çay kaşığı tozlu suyla karıştırıp kendi gül suyunuzu yapabilirsiniz. Asıl daha önemli kullanım alanı bunun kozmetikte olacak. Şimdi işte kozmetik ürünleri, krem gibi, şampuan gibi ürünlerde gül kokusunu vermek için esans kullanılıyor ve bu esans sıvı. Halbuki toz hemen rahatlıkla şeyle karıştırılabiliyor. Bu ana malzemeyle, kremin ana kısmıyla rahatlıkla karıştırılabiliyor. Onun için şey gerekmiyor tekrar. Yani hani sıvı karıştırdınız, onu tekrar katı hale getirelim gibi ilave kimyasallar kullanmanız gerekmiyor. Bu önemli bir şey. Şeyde Japonya'da ve de Kore'de bayağı şey ilgi gördü. Çünkü bu kullanım olarak şey pratik bir ürün.